Nova. Bahasa, Sprache. Esik. Esik. Yesik. Kauba. dil. Az önce duymuş olduğunuz kelimelerin tamamı dünyanın farklı yerlerinde, farklı kültürlerinde ve farklı insanlar tarafından türetilmiş olsa da hepsi aslında aynı şeyi ifade etmekte. Gündelik hayatımızın her alanında ve hatta bazen rüyalarımızda bile kullandığımız, gerek dış dünya ile iletişimimizi sağlayan, gerekse kendi iç dünyamızda düşüncelerimizi şekillendiren bir olgu. Bizler Türkçe'de bu olgudan bahsederken dil kelimesini kullanıyoruz. Birlikte dili ve dilin bilimini keşfedeceğimiz Hacettepe Üniversitesi Dil Bilim Topluluğu tarafından hazırlanan Ders Çıkışı Dil Bilime hoş geldiniz. Her ne kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da, sürekli iletişim için bir araç olarak kullanıp sık sık adını telaffuz etsek de, dilbilimle alakalı konuları konuşurken daha iyi anlayabilmemiz için önce dilbilimcilerin dili nasıl tanımladığı hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerek. Ben Nurhan, ben Deniz, ben Çağan. ben Bora. Bölüm 0'a hoş geldiniz. Bu pilot bölümde planladığımız işleyişin ve akışın aksine metne bağlı bir şekilde dili, dil bilimi ve buna bağlı kavramları daha ulaşılabilir bir dille ifade ederek dil bilime yumuşak bir giriş yapacağız. Arkadaşlar dil en kısa tabiriyle insanların iletişim kurmak için kullandığı karmaşık bir sembolik sistemdir. Modern dil bilimin kurucularından Ferdinand de Saussure'e göre dil bir toplumun üyeleri arasında ortak bir anlamı paylaşmalarını sağlayan bir dizi işarettir. Bu işaretler ses veya yazı şeklindeki bir göstericiyle zihinsel bir kavram arasında kurulan ilişkiye dayanır. Örnek verelim ağaç sözcüğü. Ağaç sözcüğü yazı şekliyle ya da ses olarak ki buna gösterici denir, zihinsel olarak bir ağaç kavramını işaret eder. Buna da gösterilen derir. Sosyöre göre... Dilin anlamı ve işleyişi bu işaretler arasındaki karşılıklı ilişkilere ve sistem içindeki konumlarına bağlıdır. Tabi e, sosür aslen bir semiotikçi yani gösterge bilinmiş olduğu için bu açıklamalar daha sonra dil bilimin gelişmesinde tarihsel olarak değişecek. Dil toplumun ortak anlayışı ve kullanımı tarafından şekillendirilir ve belirlenir. Dolayısıyla dil bir toplumun kültürel ve sosyal yapısını yansıtır Aynı zamanda o toplumun değerleri, inançları ve deneyimleri üzerinde derin bir etkiye de sahiptir. Öte yandan hem dil bilim hem antropoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen Amerikalı bilim insanı Edward Sapir'in dil tanımına da bir göz atalım. Sapir'e göre dil, fikirleri, hisleri ve arzuları aktarmak için gönüllü olarak üretilmiş semboller sisteminden faydalanan tamamen insanlara özgü ve içgüdüsel olmayan bir iletişim metodudur. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Ee, dilin tamamen insanlara özgü ve içgüdüsel olmayan bir iletişim metodu olması. Şimdi hayvanların da kendi aralarında iletişim kurduklarını biliyoruz. Ama dilin insanlara özgü bir olgu olması bu zamana kadar kısıtlı sayıda sözcüğü, işaret dili olarak öğrenebilmiş şempanze ve goriller veya insan sesini taklit eden papağanlarla çürütülmeye çalışmıştır. Hatta ileriki bölümlerde belki yapılmış nimçimski gibi deneylere de değinebiliriz. Bu türler kendi aralarında iletişim kurmasına, hatta dışarıdan bakınca insan gibi iletişim kurmasına rağmen hiçbirisinde insanların sahip olabildiği gibi bir dil hakimiyeti ve karmaşık cümleler kurabilme yeteneği gözlemlenmemiştir. Ki baktığınızda hayvanların iletişimini incelediğimizde de onların kendi aralarında kurduğu iletişim bir hayatta kalma içgüdüsünden ibaret. İnsanlar gibi Kesinlikle. muhabbet ederek ya da ne bileyim felsefe konuşarak kendi aralarında işte Bugün ne yaptın, günün nasıl geçti gibi sorular sormuyorlar. Yemek burada ya da yemek şurada. Evet. Şurada avcı var, şurada av var tarzında bir konuşmanın ötesine geçmiyor hayvanların diyalogları. E, dilin en büyük ayırt edici yanlarından birisi de, daha doğrusu insan iletişiminin, biz e, muhabbetten zevk alan canlılarız. Biz konuşmayı seviyoruz. E, yeri geldiğinde birine gününün nasıl geçtiğini sormayı, e, şiir yazmayı, şiir okumayı dili kafiyeli hale getirmeyi bunlardan hoşlanan canlılarız biz. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerden birinin dil olduğunun altını çizebiliriz böylece. Kesinlikle. Dilin insana özgürlüğü kabulünden de bahsettiğiniz için teşekkürler. Devamında Sapir'in öğrencisi olan ve Sapir'le birlikte dilsel görecelik fikrini dilbilim dünyasına kazandıran Sapir-Whorf hipotezini oluşturan Benjamin Lee Whorf'a göre ise dil düşünceyi şekillendiren ve sınırlayan bir çerçevedir. Dünya görüşümüzü ve algılarımızı etkiler. Çünkü dilin kuralcı yapısı düşünsel sınırlamalar getirir. Örneğin bir Inuit e, ve bir Arap karlı bir ortama girdiğinde aynı şeyi görmüyor olabilirler. Çünkü Inuitlerin dilinde sadece karın çeşitli türlerini tanımlamak için yüzden fazla sözcük var. Aynı şekilde Arapçada da kumu ve kumun çeşitli türlerini belirtmek için farklı sözcükler var. Bu bize insanların konuştuğu dili, insanların edindiği dilin zihin yapılarını ve dünya görüşlerini etkilediğini gösteriyor. Bütün bunların yanında dilin nasıl işlediğini anlamak için Ludwig Wittgenstein'ın oyun analojisine bir göz atabiliriz. Wittgenstein'e göre dil bir oyun gibidir. Her dil oyunu belirli kurallara dayanır ve belirli bir amaca hizmet eder. Örneğin futbol belirli kurallara göre oynanır. Benzer şekilde dilde belirli kurallara sahiptir ve belirli amaçlar için kullanılır tartışma, hikaye anlatımı veya bilgi paylaşımı gibi. Ancak Wittgenstein'a göre dil oyunlarının çeşitliliği nedeniyle dilin tek bir evrensel özelliği veya tanımı yoktur. Her dil oyunu kendi kurallarıyla ve amacıyla birlikte gelir. Örneğin çocuklar arasında yapılan gizli bir dil oyunu farklı kurallara sahip olabilirken resmi bir iş görüşmesinde kullanılan dil oyunu tamamen farklıdır. Dolayısıyla dilin anlamı ve kullanımı dil oyununun bağlamına ve kurallarına bağlıdır. Wittgenstein'ın oyun analojisi dilin karmaşıklığını anlamamıza ve dilin çeşitli yönlerini keşfetmemize yardımcı olur. Biraz daha yakın tarihe baktığımızda ise adı evrensel dil bilgisi kuramı ile birlikte sıkça anılan Noam Chomsky'nin dili, insanlarda genetik olarak doğuştan itibaren bulunan fakat belli başlı parametreleri çocukluktan itibaren maruz kalan ortama göre belirlenerek şekillenen bir zihinsel yetenek olarak tanımladığını görüyoruz. Peki bu ne demektir? Noam Chomsky'e göre sağlıklı bir beyinle dünyaya gelen her insanın beyninde Language Acquisition Device dediğimiz fiziksel olmayan bir yapı var. Bu yapı küçük yaşta optimize yaşı bunun 7 yaşa kadardır. Küçük yaşta yeterince dil girdisine maruz kalan bireylerde dilin öğrenilmedi öğrenilmekten ziyade edinildiğini söyler. Yani aslında hepimizin kafasında dili edinmek için çalışan ufak bir cihaz var. Çocuğun caregiverları yani annesi olabilir, babası olabilir, çocuğu büyüten insanlar yeterince dil girdisine maruz bırakırlarsa bu çocuk dili kendi kendine öğrenebiliyor. Hazır başlamışken evrensel dil bilgisi kuramından da kısaca bahsetmiş olalım. Chomsky'ye göre tüm dillerin belirli ortak kuralları vardır ve dillerin yapısı nedenli farklı olursa olsun bu kurallar ortaktır. Az önce bahsettiğimiz language acquisition device'in bir görevi de bu kuralları belirlemektir. Küçük çocuklar belli gramatik hataları kendileri tespit edip bunları düzeltebiliyorlar. Hiçbir dışarıdan etken olmadan. Bu kurallardan birini örnek vermemiz gerekirse dil bilimde recursion dediğimiz cümleleri ek eylemsi yapılarla sonsuza kadar uzatabildiğimiz kural tüm dillerde ortaktır. Ayrıca Chomsky'nin cümle üretimiyle ilgili olan Sınırlı kurallar, sınırsız üretim prensibi de yine tüm dillerde ortaktır. Bu kavramlara Chomsky bölümümüzde daha detaylı değineceğiz elbette. Ama basitçe açıklamak gerekirse, sınırlı kurallar dahilinde tüm dillerde sınırsız ve eşsiz üretimler yapabileceğimizden bahseder. Buraya kadar dilin ne olduğuna dair yüzeysel de olsa bir fikrimiz olduğuna göre, tanımlaması dile göre çok daha kolay olan bilime biraz değinelim ve sonra esas konumuz olan dil bilim üzerine konuşalım. Bilim, deney ve gözleme dayalı olarak içinde yaşadığımız dünyayı ve toplumu anlamak, açıklamak ve keşfetmek amacıyla kullandığımız sistematik bir üretme sürecidir. Burada bilimin kümülatif yapısına değinmek istiyorum. Bilim, insanı insan yapan, insanlığı insan yapan bilgilerin birikimiyle birlikte birbirinden güç alarak ve birbirinden doğrulama yanlışlama gibi kavramları da içinde bulunduran bir olgu diyebiliriz. Bilim daima gerçeği arayan, doğası sebebiyle öznellikten uzak, deney ve gözlemlerden edinilen kanıtların incelenerek nesnel sonuçlara ulaşılan bir süreçtir. Evet, şimdi işin önemli kısmına geldik. Dil bilim nedir? Dil bilim özetle az önce tanımını yapıp sınırını çizdiğimiz dil olgusu hakkındaki sorulara cevap arayan, tarihini araştıran ve bilimsel süreç dahilinde gözlemleyip hakkında çok iyi bir kavrayışa sahip olmaya çalıştığımız birden fazla alt daldan oluşan bir bilim alanına verdiğimiz addır. Arkadaşlar dil bilim bir bilim dalıdır. Biz gerçekliklere daha somut bakarız. Daha nicel bakarız. Filoloji ya da öğretmenlik gibi alanlarla sık sık karıştırılan bir bölüm ne yazık ki. Ama bizim bunlardan net bir farkımız var bizim kullandığımız veriler her zaman somut ve her zaman nesnel. En kısa anlamıyla dil bilim, dilin bilimsel ve sistematik açıdan incelenmesidir. Bu alt dalları mikro ve makro dil bilimi olmak üzere iki ayrı başlık altında ele alabiliriz. Mikro dil bilim alanları arasında hem genel olarak sesin doğasının hem de bir dilin sahip olduğu seslerin incelendiği ses bilgisi ve ses bilim, Dilde kelimelerin eklerle veya bir başka kelime vasıtasıyla nasıl şekillenerek yeni kelimelere dönüştüğünün incelendiği biçim bilim, kelimelerin ve eklerin cümle içerisinde birbirleriyle ne şekilde etkileşime girerek cümleyi şekillendirdiklerini inceleyen söz dizim gibi alanlar bulunmaktadır. Makro dil bilimin alt dallarına baktığımızda ise kabaca sosyoloji ve dil bilimi birleştiren sosyo dil bilim, tarih ile dil bilimi birleştiren tarihsel dil bilim, bilgisayar bilimi ve dil bilimi birleştiren bilgisayarlı veya hesaplamalı dil bilim gibi disiplinler arası alanların karşımıza çıktığını göreceğiz. Bu e, makro alanlardan birine acık daha böyle bir detaylı giriş yapabiliriz. Tabii ki. Bir çağın e, hesaplamalı dil bilim ne yapar ne eder? Evet hesaplamalı dil bilim. Hesaplamalı dil bilim basitçe dil bilimi bilgisayarla yapar. Dil bilimi bilgisayar ortamında yapar. Şimdi buna birkaç farklı örnek verebiliriz. Ama benim üzerinden gitmek istediğim asıl örnek PRAAT yazılımı. PRAAT yazılımı sloganından da görebileceğimiz gibi fonolojiyi ve fonetiği bilgisayar ortamında yapmaya yarayan bir program. Amsterdam Üniversitesi'nde Paul Borsama ve ekibi tarafından geliştirilen bir program. Bu program basitçe bize kaydettiğimiz herhangi bir sesi prosodik ya da fonetik olarak incelememizi sağlıyor. Peki bunlar ne demek? Prosodik inceleme sesin çeşitli karakteristik özelliklerini incelemek demektir. Bunların arasında ton vardır, kişinin kendi karakteristik özellikleri vardır ya da formantlar vardır ki formantlar e, ünlü seslerin özellikle analizinde kullanılır. WowSpace reklamı yapalım burada. <gülüyor> <gülüyor> Ali Çağlar. Yani, reklama gerek. <laughs> <laughs> <evet. gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> evet. e, benim de bu alanda geliştirdiğim bir uygulama var şu anda WowSpace adında bu uygulamada ünlülerin format analizi hakkında. Yani özellikle bilgisayarda dil bilim ChatGPT ile ve benzeri dil modelleriyle günümüzde popüler olmuş bir alan. Hatta dil mühendisliği adında yeni bir mesleğin de ortaya çıkışını sağlıyor. Daha geçenlerde Google böyle bir adım yapıyordu, dil mühendisliği adında. İlginç değil mi? Dil çok yani ilginç ama çok da beklenen bir şeydi gibi geldi bana. Ya. Değil mi? Çok da geleceği belliydi. Peki bir daha ne yapıyor bunlar? Yani dil mi Language Processing istedim? olayı. Tabii. Ee, şimdi Language Processing dediğimiz olay NLTK gibi programlama dillerindeki kütüphanelerle insan dilinin analizi. NLTK'nın açılımı da zaten Natural Language Processing Toolkit. Yani doğal dil işleme modülü. Doğal dil işleme kütüphanesi. Ee, doğal dil işleme nedir? Doğal dil işleme insanların konuştuğu dilleri, farklı dünya dillerini, Bilgisayarın anlayabileceği şekilde çevirmek için kullanılan araçlardır. Ondan sonra bilgisayar yardımıyla farklı yerlere çekebiliriz kullanım alanlarını. Burada tokenization denilen önemli bir şey var. Burada dili e, söz dizimde yaptığımız şekilde küçük parçalara bölüyoruz. Bilgisayarın anlayacağı şekilde. Her bir sözcüğe belli özellikler e, atfediyoruz. Hmm. Mesela hmm. diyelim Bora koşuyor. Hmm. Bora bir özel isim, isim olduğunu belirtiyoruz. Feature'larını öğretiyoruz. Evet, evet feature'larını öğretiyoruz. Okay. bir yapay zeka modeli ondan sonra bu dilin nasıl çalıştığını öğrenerek, patronları sezerek kendi üretimlerini yapmaya başlıyor. Çok ilginç bir sistem. Bence Hı. ilgi çekici bir model. Peki Çağın ben ee, hazır e, e, hesaplamalı dil bilim konusuna girmişken şeyi sormak istiyorum Sen Bu benim kendi kişisel meraklarımdan da bir tanesi. Mesela e, bu alanla uğraşmak için matematik bilmek gerekiyor mu? E, şimdi şöyle herhangi bir programlama dilini kullanmak için, çeşitli algoritmalar yazmak için belli miktarda matematik bilgisine sahip olmak gerekiyor. Özellikle normalizasyon gibi yöntemler kullanacaksanız en azından logaritma gibi matematiksel işlemleri bilmenizde fayda var her zaman. Ama onun dışında ben kor dil bilimle uğraşacağım. Ben mikro alan olarak dil bilgisayar kullanarak inceleyeceğim diyorsanız eğer herhangi bir matematik bilgisine ihtiyacınız yok. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Burada iki keyword'e de odaklanmak istiyorum. Programlama dilleri. Hı hı. Hatta oradan direkt başlayalım. İnsan dillerini bilgisayarın anlayabileceği bir düzeyde kodlamaktan bahsettik. Bundan önce ne vardı? Yani programlama dilleri mi bu işi yapıyordu? Peki NLP'de bu programlama dillerini insan diliyle iletişim kuracak hale mi getiriyoruz? Ee, şimdi makineler 0-1 ile çalışan cihazlar. Makineler intonasyon gibi. İntonasyon Türkçesi hatırlamıyorum şu an. Tonlama. Tonlama, evet. Evet, tonlama gibi sonra. özellikleri anlayabilecek makineler değiller. Ve programlama dillerinin zaten çıkış noktası bu. İnsanların yapmak istediği şeyleri makinelerin anlayabileceği şekle getirmek. Eğer bilgisayarlar insan dilini anlayabilecek makineler olsalardı zaten programlama dili diye bir konsept olmazdı. Programlama dilleri NLP'nin aslında tam tersine, doğal dil işlemenin tam tersine bilgisayar dilini insan diline çeviren araçlar. Ee, o yüzden programlama dillerine dil değil kod diyoruz. Bilgisayarlar 0 ile çalışıyor. 0 1'den bir adım yukarı çıktığımızda binary'den assembly'ye geçiyoruz mesela. Yine 0 1'e yakın bir kod şekli. Ondan sonra onun üzerine bir katman daha çıkıyoruz. İnsan diline bir tık daha yakınlaştırıyoruz. Mesela 0 0 0 1 gibi komutlar yerine print gibi İngilizce anlayabileceğimiz şekilde komutlar geliyor. NLP'de yaptığımız şey bunun tam tersi. İnsan dilini bilgisayar diline anlatmak. Yani bu NLP'deki gelişimlerle human-computer interaction dediğimiz insan-makine ilişkisi üst boyutlara mı ulaşacak bu bir bir sonraki sorumda da yapay zeka kavramına, machine learning kavramına değineceğim. Yani bu NLP nasıl bir gelecek sunuyor bize? Çok güzel bir geçiş oldu bu yapay zeka konusuna. İnanılmaz bir gelişme var son yıllarda, özellikle Covid zamanından beri. Bilgisayarlı dil bilim konusunda inanılmaz Hı. gelişmeler var. Bunlardan en büyüğü bizim de bildiğimiz gibi, hepimizin bildiği gibi ChatGPT'ydi. Ee, herhangi büyük, yüz, dil büyük dil modelleri. Büyük dil modelleri. Büyük dil modelleri tek bir sihirli sözcükten yola çıkarak çalışıyor. Big data yani büyük data. Çok büyük veriler inceleniyor. Aslında sistem basit, konsept basit. Aynı şekilde herhangi bir yapay zekanın öğrenme modeli gibi, elimizde bir veri seti var. Bu veri seti insan dilinin konuşmaları. Bilgileri hariç tutuyorum bundan, sadece insan dili olarak düşünelim. Ee, insan dili var, makinenin anlayabileceği hale getirilmiş. NLTK gibi aracı, kütüphaneler kullanılarak. Ve bilgisayar bir noktadan sonra insan gibi konuşmayı öğrenmiş. Bunu aslında şeye benzetebiliriz. Ödül ceza sistemine benzetebiliriz psikolojideki. Skinner gibi. Ee, conditioning, ödül ceza. Bilgisayar insan üretimine benzer, insan üretiminden geçecek, o filtreden geçecek bir bilgi ürettiği zaman, bir veri çıkışı sağladığı zaman bunu okeyliyoruz, evet diyoruz. Bozuk bir cümle kurduğunda buna hayır diyoruz ve yapay zeka modelleri bu şekilde öğreniyor kendi kendilerine. Bu kavram isimlerinde Deep Learning... <laughs> Nörel ağlar ve back propagation olarak mı tanımlıyoruz evet, evet. bu süreç? Bu bahsettiğim süreçler, ben çok fazla terminoloji kullanmak istemedim bu konularda ama özetle <laughs> deep learning'in yaptığı şey bu. ChatGPT'nin özelliği çok güzel bir döngü kurmuş olması şu anda. Şimdi programın kendine eğitmesi için veri gerekiyor ve bu veriyi yine kullanıcılardan sağlıyor. Yani siz ChatGPT'ye bir şey yazdığınızda ChatGPT hem size bir cevap veriyor hem size bir şey öğretiyor... Hem de sizin verinizden kendini geliştirmeyi öğreniyor. Bu e, çok yeni hayatımıza girmiş bir konsept ve e, çalışmaları, özellikle akademideki çalışmaları derinden etkileyecek bir şey. Burada küçük bir fanfek girebilir miyim? Tabii. Bu, ki. E, normalde mesela bir internet sitesine girerken e, yaptığımız Google Captcha'ları var ya. Hı -hı. Bunlar da aslında yani sadece e, kullanıcının yapay zeka mı e, yoksa gerçek insan mı olduğunu anlamanın yanında. Aynı zamanda kendi yapay zeka modellerini öğret eğitirken kullandıkları bir sistemmiş. Mesela bisikletin parçasını seç dediğin zaman sen orada onu izleyen, takip eden bir yapay zeka modeli var diye okudum ve o yapay zeka modeli oranın bisikletin parçası olduğunu da öğreniyor bir yandan. Çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Bu görüntü işlemeye götürüyor bizi. Görüntü işleme de benzer şekilde çalışan bir sistem ama konu çok şey Ya konuyla evet konuyla çok alakası yok. Konudan sapmamak için şey yapmayalım. Dil kısmında bu e, yapay zekanın dil kısmında bırakma ve bunu bu özelliği özellikle bu bölüm için bu bağlamda tutmak adına son bir çerçeveleme yapmak istiyorum. Doğru mu anladım? E, yapay zeka yani makine öğrenmesinin Hı. E, bir versiyonu diyebilir miyiz? Evet, bir versiyonu. Hı. Bana kalırsa gerçekten çok önemli bir versiyon. Bir dil bilimci olarak ve narizane bilgisayar bilimiyle ilgilenen, seven bir insan olarak bu ikisinin birleştiğini ve bu denli güzel bir şekilde, bu denli faydalı bir şekilde birleştiğini görmek çok güzel. Tabii ki ileriki safhalarda çeşitli problemler olabilir, çeşitli e, sıkıntılar olabilir. Hani şu anda da yaşıyoruz. Sınavlarda kopya olsun, akademik makalelerde kullanımı olsun. Bunun etik bir çerçeveye oturtulması çok önemli. Yapay zeka etiği alanında çok açık evet, olduğunu dile çok açık. getiriyoruz. Ee, aslında çok da basit karmaşık olmayan bir sistem olan e, makine öğrenmesinin özelliğinin çok büyük bir datayla çalışma olduğunu ve öğrenmeler ve çeşitli eğitimler üzerinden ilerlediğini e, dile getirsek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Evet Hı. ben bu segmenti bayağı fütüristik bir temayla bitirmek istiyorum izninizle. Şimdi ben her zaman eğitim ve öğretme öğrenme sözcüklerini kullandım yapay zekadan bahsederken. Yapay zeka hı hı. E, basit bir ödül ceza sistemiyle, daha ziyade kompleks bir ödül ceza sistemiyle insan dilini doğru şekilde kullanmayı öğreniyor. Fakat ileride bir gelişme olursa ve bilgisayarlar insan dilini edinebilirse sizce neler hı hı. olur? Bence çok ilginç olur. Çok ilginç olur. Hı hı. Burada çok basit bir fark var. Chomsky'nin dediği gibi insanların beyninde olan dil edinme cihazı. Ha. Olay çöküyor. Evet, bilgisayarlara bunu nasıl <laughs> e, entegre edebiliriz? Hmm. Edilebilir mi, yapılabilir mi böyle bir şey? Bunu gelecekte hep hmm. beraber göreceğiz. Umarım bu segment bilgisayarda dil bilimde, hesaplamada dil bilimde ilgilenmek isteyen arkadaşlarımıza bir ilham olmuştur. Giriş yapmış olduk. Belki ilerleyen zamanlarda daha detaylı inceleriz. Teşekkürler. Rica ederim ben teşekkür ederim. Hem mikro hem de makro dallar için çok daha fazla örnek verilebilir. Ama şimdilik dil bilimin ne olduğunu, ne şekilde çalışıldığını ve amacını anlamak için bu kadar örnek yeterli olacaktır. Böylece dil, bilim ve dil bilimi hakkında bizi ilerleyen zamanlarda konuşacağımız konuları hazırlayan pilot bölümümüzün sonuna geldik. Ben Nuran. Ben Deniz. Ben Çağan. Ben Bora. Ders çıkışı dil bilimi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay <laughs> <laughs>